Onca bilimsel gelişmelere, yeni çıkan ilaçlara, yeni teknolojik cihazlara rağmen kalp ve damar hastalıkları dünya genelinde hala ölümün en sık nedeni ve kalp damar hastalıklarının en sık nedenlerinden bir tanesi de hazırlayıcılarından, yani kümülatif olarak baktığımızda kalp krizine en sık neden olan durumlardan bir tanesi de hipertansiyon. Peki hipertansiyon nedir? Bu videomuzun konusu hipertansiyonu tanıyalım. Hipertansiyon dünya genelinde en sık karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. Yani kan basıncınızı birkaç kez yüksek ölçüp sonrasında gelip bu videoyu izlediğinizde acaba bende tansiyon hastalığı var mı diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü dünya genelinde 1,3 milyar insanda hipertansiyon mevcut. Dünya genelindeki 30 ila 80 yaş arasındaki popülasyonun yaklaşık %30'unda hipertansiyon var. Hipertansiyon neden önemli? Çünkü gizli katil. Hipertansiyon tanısı alanların %40'ı ise uygun dozda bir tedavi almıyor. Toplamda bakılacak olursa hipertansiyon hastalarının sadece 5'te 1'i uygun dozda tansiyonu kontrol altında tutan bir ilaç tedavisi kullanıyor. Bu rakamlar şunu gösteriyor. Biz hipertansiyon tanımıyoruz, biz hipertansiyonu bilmiyoruz ve hipertansiyon risklerinin farkında değiliz. Kanalımızda hipertansiyonla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bulacaksınız. Hipertansiyon kan basıncının ısrarcı bir şekilde yüksek çıkmasıdır. Kan basıncı 120/80 altında olması genel olarak normal kabul edilir. Ama ısrarcı bir şekilde ya da ortalama değerlerimizin %70'inden fazlası 140'a 90'ın üzerinde çıkıyorsa hipertansiyonumuz var demektir. Hipertansiyon ısrarcı kan basıncı yüksekliğidir. Kan basıncımız ise kalbin pompalama esnasında damar duvarına kan akışının yaptığı basınçtır. Yani hipertansiyon kalple direkt ilişkili bir hastalıktır. Kalp hastalıkları genellikle hipertansiyona neden olmaz. Ama hipertansiyon kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Hipertansiyon gizli katildir. Semptomlara, ağrılara, kafadaki uyuşmalara, uğultulara güvenmiyoruz. Ölçüyoruz, ısrarcı bir şekilde yükseklik görüyorsak hipertansiyon hastasınız demektir. Hocam bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Hipertansiyon tanısı çok müphem bir tanı değildir. Yeter ki kan basıncınızı ölçün. Israrcı bir şekilde yükseklik varsa hipertansiyon tanısı almışsınız demektir. Hipertansiyona yeni nesil tedaviler. Bu kanalda bunların hepsi konuşulacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.